Şaradırıya beni Malazgirt'i, Brez Kenan Türker, Malazgirt Belediye Eş Başkanımız Sayın Kenan Türker aramızda. Çapı gideyim adına haber vereceğim. Slav Juara, gelim Lazgir'e. Slav Juara, dayıkemen hoş geldin. Slav Juara, gelim Lazgir'e. Un hamu bıkhir hatına, ser çava, ser sera hatına. Azın ağa ağa haftına koyup Türkiye bir doğumunum. Bümera ağa meyvanı mehene. Brez, sırrı sakık şeref dayeme. Zuhur hatta mı vura? Kaç hepki ha? Parlamenterim ha? Brez Sümeyye Boz şeref dayeme. Avucu ne ha? Çepik eva, çepik eva, zan kemen. Mego mlazgir bıçoşa. Em hatin medi ne çepik haya, ne bayrak eva tezi. Desti ve sahabe. Briz, Briz Sezai Temelli. Dınav bemere, şeref dayame. Hevseroke, hevseroke navçı. Muşi, Brez Yasar Bumara Dinar Aziz Adnecim Muntem Vüser Çava Sersera Hatına. Şimdi gel gelelim Malazgirt'e. Hani diyorlar ya, karşı taraftakiler demişler ki Kenan Türker ne Türkçe konuşabiliyor ne Kürtçe konuşabiliyor. Bak biz Kürtçe konuşabiliyoruz. Onların unuttuğu bir şey var. Unuttuğu bir şey var. Ben hem Kürtçe biliyorum, hem Türkçe biliyorum, hem Rusça biliyorum, hem Kazakça biliyorum. Bu da onlara kapanıyorsun. Şimdi biz eş başkanımız, eş genel başkanımız Sayın Tuncer Bakıran da burada. Biz çok fazla konuya değinmek istemiyoruz. Sözü ona bırakmak istiyorum. Ama değinmeden geçemeyeceğim. Hani dillerimize hep dil şey yapıyorlar ya, hep uzanıyor elleri. Biz parlamentoda yasaklanan dili burada propaganda malzemeleri olarak kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bizim dilimizle propaganda yapmasınlar. Kınıyoruz. Hepsini kınıyoruz. Ben sözü eş genel başkanıma bırakmadan önce sizden çok kuvvetli bir alkış istiyorum. Bizim bu arada sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Bu arada biz bir burada tabii 18'inde Nevroz programımız var. Bundan daha kuvvetli bir katılım bekliyoruz. 25'inde ve 30'unda da bizim mitinglerimiz olacak. Bu mitinglerde biz yapacaklarımız, projelerimiz, hani diyorlar ki biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. Bizim yaptıklarımızı onlar sattılar. SGK'ya sattıkları bina burada. Kasaplar Çarşısı'nı sattılar. Eski belediyenin üstündeki pasajı sattılar. Bizim belediyeler yaptı, onlar sattılar. Artık sattırmayacağız. Bütün arazileri satışa çıkarmışlar. Şimdi 3 yıl kayyum yönetti. 3 yıl kayyum döneminde bir bayağı bir şeyleri oldu. 5 yılda yani 5 yılda seçilmiş kayyum var. Yani kayyum aslında seçilmedi. O da kayyum. Onlar da satıyor. Zaten onların zihniyeti satmak üzerine kurulmuş. Bunlar bu ülkeyi satıyor. Bunlar biz yapacağız ama sattırmayacağız. Kalabalık sağlıcakla. Hepinizi seviyorum, hepinizi selamlıyorum. Çepik, çepik, çepik.
çapık, kaç çapık eva avalı neca? Dayıtlo, gimno, kaç çapık eva? Pavra, pavra! Ne demiştik? Faşizme karşı, zulme karşı yalvarmayacağız. Rica etmeyeceğiz. Direneceğiz. Birlikte el ele vereceğiz. 31 Mart'ta torpile karşı, zalimliğe karşı oyumuzu kullanacağız. Hem partiye oyumuzu vereceğiz. Bayraklar nerede? Bayrakları şöyle coşkulu bir şekilde havaya kaldıralım. Na? Hep sonraki partiye meyik içti. Brez, Tuncer, Bakırhan. Dem Partisi eş genel başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan halkımıza hitap etmesi için, konuşmasını yapmak için sahneye davet ediyoruz. Çapık ikimizi. Gel ey Malazgir'e, gel ey Heca, gel ey Kahraman, umher atın, serçava serseri atın. Maşallah coşa ve her bizi Malazgir, inşallah siyüyeki adarı, emin şaraderiye büstünün. Malavay ababı. Değerli Malazgirtli arkadaşlarımız, halkımız, çok değerli kadın arkadaşlar, gençler, hepinizi tek tek partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Benden önce belediye iş başkanımız, bak Allah söyletiyor Ramazan ayında, belediye iş başkanımız da söyledi. Evet, burayı gasp ettiler. Bir önceki seçimde ileyle, hurdayla kolluk kuvvetlerini ilçe seçim kurulunun önüne yığarak Türkiye'de görülmemiş bir oyla kazandık dediler. 3 oyla. Bakın, biz defalarca itiraz ettik. Defalarca oylar sayılsın dedik. Ama itirazımızı reddettiler. Peki burada 3 oyla kazanan biz olsaydık, AKP itiraz etseydi ne yaparlardı? Sayar ve çalarlardı. Emin olun bunlar hırsız. Bunların başı seccadede, elleri semada, akılları hile ve hurdadadır. İnşallah Malazgirt'in inancı halkı, inançlı halkı, fedakar halkımız bu akılları haramda, hilede olanlara, bu akılları Kürtlerin iradesini gasp edenlere gerekli olan cevabı sandıkta verecektir. Şimdi seçime kaldı 19. Bizim olanı geri alacak mıyız? Peki bir söz daha verin. Şimdi biraz önce Bulanık'tan geldik. Bulanık diyor ki Kürdistan'da en büyük oyu biz alarak rekor kıracağız. Malazgirt, bu sefer rekor sizde mi? Bu sefer Bulanık halkımız kusura bakmasın. İnşallah Kürdistan'daki en yüksek oyu Malazgirt alarak cezaevindeki Selahattinlere, Gültenlere, Figenlere, Sabahatlara,
Leyla'lara ve sürgünde olan dünyanın dört bir yanında yaşayan onurlu Kürt halkına büyük bir müjde verecektir. Müjdenizi büyük bir heyecanla bekliyoruz Malazgirt. Şimdi değerli halkımız, Malazgirt çok önemlidir. Bizim için direnişin, mücadelenin, fedakar, emektar Kürt kadınının, Kürt gencinin, Kürt halkının önemli bir merkezidir. Şimdi devlet de sözde en çok onlara yakışıyor. Sözde Malazgirt'i önemsiyor. Neymiş? Malazgirt muharebesiyle Anadolu'ya ayak basmışlar. Ve vicdansızlar, Anadolu'ya ilk ayak bastığınız kent çamur içinde, çöp içinde olur mu? İnsan biraz utanır. Madem dünya kadar para harcıyorsunuz, kutlamalar yapıyorsunuz 3 gün 3 gece, bir zahmet Malazgirt'in mahallelerine, sokağına, kaldırıma da bir bakın. Sizler sadece kutlama yapar gidersiniz. Ama bizler Malazgirt halkıyla kader birliği yaptık. Birlikte demokratik bir Türkiye'de onurluca eşit yurttaşlar olarak yaşayıncaya kadar gece, gündüz, gün, ay, yıl birlikte olacağız. 1071 onlar için büyük bir zaferdir. Ama 1071 Malazgirt Muharebesi'nde asla Kürt halkının adını anmazlar. Şimdi bizim atalarımız, dedelerimiz o Kürtçeyi kullanan yiğit halkımız olmasaydı bu kapılardan geçebilirler miydi? Biz bu kapılardan geçin dedik. Kardeş olalım dedik. Barış içerisinde yaşayalım dedik. Ama onlar ne yaptılar? 1071 yılından beri kendilerine yardım eden, kapıları açan, birlikte mücadele eden Kürt halkını, Kürt dilini yasakladılar. Bakın, mecliste onlara bu kapıyı açanların evlatları olarak sizin milletvekilleriniz iki kelime Kürtçe konuştuğu için ne yapıyorlar? Sesimizi kısıyorlar. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Bilinmeyen dil diyorlar. 1071 yılında dilimizi biliyordunuz. Bize ihtiyacınız vardı. Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz, atalarımız Çanakkale'de şehit düşerken Kürt vardı, Kürt dili vardı. Meclis açılırken Kürt milletvekillerini Kürt mebusu olarak tanıtıyordunuz. Sonrasında Kürt yoktur, hepimiz Türk'üz, Türk olmak zorundasınız diyorlar. Bakın değerli halkımız, bizim Türklerle, Araplarla, Lazlarla, Çerkezlerle, Terekeme Azerlerle herhangi bir derdimiz yok. Biz onlarla kardeşçe, bir arada, eşitçe yaşamak istiyoruz. Ama bu sistemin, bu redçi, inkarcı, Kürt düşmanı sistemin bizimle bir sorunu var. Dilinizi konuşmayın diyorlar. Müziğinizi açmayın, dinlemeyin diyorlar. Kürtlerin iradesine kayyum atarım diyorlar. Bakın, onlarca Kürt belediyesine kayyum atadılar. Burada hırsızlıkla, zorla, cebirle, şiddetle aldılar. Diğer belediyelere kayyum atadılar.
Peki 1071 ruhun nerede? Yok. Şimdi Malazgirt'ten büyük bir çağrı yapmak istiyorum. Bizi yok sayanlara diyorum ki bu Ramazan ayında, bu Ramazan gününde gelin tarihsel Türk-Türk ittifakını demokratik temelde yeniden güncelleyelim. Gelin Kürt meselesini demokratik yollarla, müzakereyle çözelim diyoruz. Kimle çözeceğiz diyorlar? Adres belli. Bursa Karacabey kıyısındaki İmralı adresinde Sayın Öcalan'la bu meselenin çözümü kolaydır diyoruz. Bakın, değerli Malazgirt halkı, bakın, biraz vicdanlı olan, diğer siyasi partilerde siyaset yapan Kürtlere de sesleniyorum. Lütfen, doğru yer burasıdır. Sizin partiniz DEM Partisi'dir. DEM Parti, Şeyh Said'lerin, Said-i Nursi'lerin, Seyit Rıza'ların mücadelesinin devamcısıdır. DEM Parti, Kürt'tür, Kürdistan'dır, Kürtçedir, Kürt kültürüdür, Kürt dilidir. Şimdi diğer siyasi partilerde siyaset yapan kimi Kürtler, biz de Kürdüz diyorlar. Ben de size soruyorum. Bizim sesimiz mecliste kısıldığı zaman burada AKP'den aday olan ya haksızlık yapıyor benim partim dedi mi? Yanı başımdaki Bulan'a iki dönem kayyum atandı. Bu haksızlıktır, irade gaspıdır dedi mi? MHP'liler Şeyh Said Efendi'ye, bizim değerlerimize hakaret ettiklerinde, küfür ettiklerinde hayır bu yanlıştır dediler mi? Peki ne işe yarıyorlar? JITEM ittifakının, Kurt ittifakının çanağını yalamakla meşguller. Çanağı yalıyorlar. Onurlu Kürt halkı ana diline sahip çıkar. Ana diline, insanoğlunun en kutsal varlığı anasıdır, anası. Anasının ak sütü gibi helal, diline sahip çıkmayan, bu dile düşmanlık yapan partilerde siyaset yapanlar lütfen evlerine dönsünler. Yanlış yoldalar. Siz bizlere hakaret edenlerin yanında bulunmanız sizin geçmişinize, tarihinize, değerlerinize, onurunuza yakışmıyor. Değerli halkımız, değerli gençler, şimdi biraz önce Muş'tan geldik. Maşallah çok verimli topraklar. Ama bu verimli topraklar üzerinde insanlarımız aç, yoksul. Bu verimli topraklar üzerinde hayvancılıkla, tarımla geçiniyoruz. Devlet tarım adına, hayvancılık adına ne varsa yapmamamız için elinden gelen her çabayı ortaya koyuyor. Gidiyor. Fabrikaları Kürtlerin olmadığı kentlere kuruyor. Malazgirt'in size kapıyı açan bu tarihi önemdeki kentin Kocaeli'nden, Sakarya'sından ne eksiği var? Evet, eksiği yok, fazlası var. Siz onurlusunuz, misafirperversiniz, insansınız, ırkçı değilsiniz, faşist değilsiniz. Ama onlar bizim Kürt olduğumuzu bildikleri için bilerek, isteyerek buraya